adı Cemre. Çok güzel bir kızmış. Senin gibi kızım. Kardeşin de senin gibi çok güzel bir genç kız oldu. Ben anlamadan yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Onu bazen sana çok benzetiyorum. Ya. Çok da benzemiyoruz gerçi ama. Benzemez olur musunuz hiç kızım? Sen kalbimin bir yarısı, o da öbür yarısı. İnsanların sadece yüzleri birbirine benzemez. Kiminin gülüşü benzer bir diğerine. Kimi ağlarken bir diğerini anımsatır. Kiminin sesi benzer. Kiminin konuşması. Bir yerde okumuştum. Bir tek kokuları aynı olmazmış insanların. Doğru. Yıllarca birini diğerinin yerine de koklayıp genzine çekince o da aynı oluyor be güzel kızım. Cemre, kızının neyi benziyor bana? Kalbi benziyor. Kalbi mi? Onun da kalbi senin gibi çarpıyor. Birini sevdiği zaman bütün dünyayı karşısına almaktan çekinmez. Kızımın kalbi senin kalbinle aynı yani. Kızın çok şanslı. Neden? Senin gibi bir babası olduğu için. Sen al bunları. Bedeni uyarsana kızım. Belki üzerine rahat bir şey giymek istersin. Teşekkür ederim. Hadi kızım. Ben de şanslıyım senin gibi bir kızım olduğu için. Hünkar Bey. Ne oldu? Polis her yerde Yusuf'u arıyormuş. Hakkında yakalama kararı çıkarılmış. Peki ne oldu, sen aradın mı Nihal Hanım, uyardın mı onu? Emrettiğiniz gibi arayıp uyardım efendim ama oğlu ifadesinde Yusuf'un adını verip şikayetçi olmuş. O zaman sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Sana söylediğim konuyla ilgilen Arif. Bu şeyi bunu bana getir. Emredersiniz. Getir ki Nihal Hanım bizim ne kadar ciddi insanlar olduğumuzu anlasın.